Merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün neler yapacağız? Bugün geri dönüşüm fikirleriyle karşınızdayım. Evinizde her zaman bulunan mesela soda şişeleri, cam kavanozlar, tuvalet kağıtları bittikten sonra kalan kağıt rulolar ya da bu tarz çubuklar. Bunlarla evinizde olan malzemelerle yapabileceğiniz güzel fikirleri sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi hepsi de çok şık. Bunları dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz. Rafınızı duvarınıza monte ederek buralara dekoratif şeyler koyarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şapkaları anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında dekorasyon amaçlı evinizin her köşesine koyabilirsiniz. Şimdi sırayla bu güzel şeylerin nasıl yapıldıklarına bakalım. Öncelikle evimizde biriken soda şişelerini atmıyoruz. Üzerindeki kağıtları yıkayarak, sökerek çıkartıyoruz. Onun dışında bir tane istediğimiz renkli ip kullanıyoruz. Başlangıç noktama biraz sıcak silikon sıkıyorum. Daha sonra ipimi alıp buradan yapıştırdıktan sonra devamını bu şekilde sarmaya devam ediyorum. İsterseniz hiç ara vermeden tamamını sarabilirsiniz. Ya da onun yerine bu şekilde küçük aralıklar bırakarak böyle tekrar yapıştırıcımızı sıkıp hepimizi yapıştırarak bu şekilde aralıklarla sarmaya devam edebilirsiniz. Sarma işlemini bitirdikten sonra iki tane çiçek dalına ve iki tane de pompona ihtiyacımız var. Pomponları bu şekilde buralarına yapıştırdıktan sonra şişemizin içine koyacağız. Şimdi de pomponu nasıl yaptığımıza bakalım. Öncelikle istediğimiz renkli ipi alıyoruz. Bu şekilde iki parmak kalınlığında böyle 40 kere saracağım. İşlemimizi bitirdikten sonra bu şekilde koyuyoruz. Bir tane de küçük bağlama ipine ihtiyacımız var. Bu şekilde koyduktan sonra tam ortasına denk gelecek şekilde bağlıyoruz. Burada düğümümüzü biraz sıkı atmamız gerekiyor. Sonra arkasını çevirip tekrar bağlıyoruz. Daha sonra bu bağladığımız kısımlardan şuralarından kesiyoruz. Her yerinden kestikten sonra güzel bir pompon elde edebilmek için kenarlarından keserek düzeltiyoruz. Daha sonra bu şekilde yaparak fazla kalan kısımlarını da düzeltiyoruz. Pomponu hazırladıktan sonra dala biraz bu şekilde silikon sıkıyoruz. Pomponumuzu yapıştırıyoruz. Daha sonra iplerle sardığımız vazonun içine koyuyoruz. Küçük şapkalarımızı yapabilmek için öncelikle tuvalet kağıtlarımız bittiğinde kalan rulolarını atmıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Şu şekilde yaptıktan sonra şöyle bir kalınlıkta kesiyorum.
kullanacağımız kısım boyunca yer. Kalanını bırakıyorum. Bu şekilde yuvarlak olarak kullanacağım. Onun dışında da bir tane ipe ihtiyacımız var. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. İsterseniz tek renk, isterseniz birden fazla renkte kullanabilirsiniz. Rulo'ya sarmak için iplere ihtiyacımız olacak. Yaklaşık şu boyutlarda bu şekilde sararak bir süre elde ediyorum. Sonra bu iplerimden alıyorum. Bu şekilde. Rulomu böyle tuttuktan sonra içinden şu şekilde geçiriyorum. Daha sonra bu iki ucunu şu kısımdan geçirip bu şekilde bırakıyorum. Bu arada ben ipleri biraz fazla uzun yapmışım. Yani yaklaşık buraya gelene kadar olması, bu boyutlarda olması yeterli. İplerimizin hepsini bu şekilde saracağız. Bu şekilde tamamını sardıktan sonra tam tersi diğer tarafa doğru atıyoruz bu şekilde. Tamamını diğer tarafa alıyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz. Daha sonra bir tane ip alıp şu şekilde buradan bağlıyoruz. Sonra da buradan uzun kalan kısımları keserek buralarını düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Şimdi hem dekoratif hem de işlevsel bir raf hazırlayacağız. Öncelikle beşgen şeklinde hazırlıyoruz. Bu şekilde bir kalıbını çıkartalım. Bunları da şu şekilde koyuyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi her köşesinden birbirine yapıştıracağım. Evet, kalıbımızı bu şekilde hazırladık. Gördüğünüz gibi beşgen şeklinde yaptık. Şimdi tek tek çubuklarımızla bunların üstünden tekrar yapıştırarak bu şekilde istediğimiz kadar kat oluşturarak istediğimiz boyuta kadar getireceğiz. Etrafımızı da bu şekilde bitirdik. Gördüğünüz gibi toplam üst üste 20 tane çubuk kullandım. Beşgen şeklinde yaptık. Bunu isterseniz bitirdikten sonra sprey boyayla ya da başka bir boyayla da boyayabilirsiniz. Daha sonra üstlerine duvara astıktan sonra dekoratif amaçlı buralarına bir şeyler koyabilirsiniz. Ya da farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.
Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.